Çok zor bir sorun var beyler. 1 milyon 300 bin lira paramız var. İki tane de alternatifimiz var. Bir tarafta 10 yaşında bir tane Mercedes C180. Diğer tarafta da 0 Egea 1.6 otomatik. Mercedes mi otomatik? Mercedes otomatik. Hangisi? 10 yaşında Mercedes, 0 Fiat Egea. Ben cevabımı biliyorum böyle. Alayım. Hemen biliyorum yani. Mercedes. Mercedes. Tabii canım. Yani 10 yaşında olmasının benim için bir önemi yok. O araç kendini 200 bin kanıtlamış. kilometrede ortalaman. Evet. Peki. Neden Mercedes? Şimdi birkaç sebepten dolayı. Bir tanesi arabanın biraz yaşı var. Ben hem sigortadan hem vergilerinden çok daha hani faydalanacağım onun. Çok daha düşük olacak. Bu bir. İkincisi yani bütün dünyada kendini kanıtlamış bir marka. Aslan gibi motoru var arabanın. Yalan mı? Kendimize destekçi aramayalım lütfen. Herkes kendi fikrini. Kendimize destekçi adam. Yalan Peki. mı? Hani var ya. Hayır yani o tamam insan doğasında var onları yapan. Ne bileyim gücü, torku, her şeyi, şusu, busu, verdiği olanakları 10 yaşında olmasına rağmen ben kesinlikle tercih ederdim. Alper Ege var elimizde. Mercedes sahibini buldu. 1.300'ü gördü. 1.310 verirsen sende olacak. Hangisi? Ben 2 yıl garantisini cebime koyup test etmek bazlı Egea derim. Sonra bilmem neyle uğraşmam. 10 yaşındaki bir Temiz, arabanın derdiyle net, falan da uğraşmam sıfır diyorsun. araba, rahat kapı, rahat yolcu. Halit Volkan. Oo, bu şey çok bilinmeyen denklem gibi aslında. Şimdi eğer ben imaj peşinde koşuyorsam tabii ki Mercedes. Ama kullanım maliyetleri üzerinden bir hesap yapacak olursam o zaman Egea. Çünkü 10 yaşındaki Mercedes'in çıkaracağı sorunlar, yenilenmesi gereken parçalar ve yakıt tüketimi yüksek. Diğer taraftan 0 kilometre alacağım bir Egea'nın, hele hele 1.6 dizel otomatikse temel olarak bakıldığında yakıt tüketimi kesinlikle çok daha düşük olacak. 2 yıl 100 bin üstü kilometrede de garantisi var zaten. Kafam rahat olacak. Dolayısıyla ben şansımı Egea'dan yana kullanıyorum. Şansımı dedi. Evet, oraya. Bu taraf daha rasyonel. Sanki yani yarın başıma bir iş gelmesin ama Hakan abi garajının da vermiş olduğu rahatlıkla problem de olsa dert değil. Ben kendim çözerim rahatlığında Liftim aslında. var, tezgahım var, aletim var, kompresörüm var, diagnostik cihazlarım var. Yani benim için bir sorun değil ki, benim için keyif. İşte onlar bizde yok. İşte sorun orada. Sorun O orada. yüzden de Şimdi rahat. ben de burada Mercedes tercih ederim. Çünkü çok sevdiğim bir abimin garajı var. Lifti var. Alet var, edevat var. Hepsi var yani. Hani... Ya bir de sürüş keyfi var. Şusu busu bir sürü tanıtı. Tabii en güzel yazlık arkadaşımın Tabii yazdığı tabii. Yani çok sevdiğim bir abimin bir garajı var. Sağ olsun hani bir şey olsa hani alo abi bizim araba hani tek diyor tük diyor dediğinde gidebilecek yerimiz var. Ama bu son dönemde çok sorulan bir soru ve çok ikilemde kalınan bir soru. Çünkü sıfır evet problemsiz ve garantide, ikinci elde kapalı kutu abi. 10 yaşındaki bir otomobilde ne alacağını hiç bilmiyorsun. Çünkü nasıl kullanıldığını da bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Evet. Nasıl bakım yapıldığını da bilmiyorsun. Yapılıp yapılmadığını da bilmiyorsun bu İşte arada. hiçbir şey bilmiyorsun. Dolayısıyla Evet bu... bak motor ömrünü bir takım testlerle bir yere kadar anlarsın. Sıfır Yani araç alıp sorun yaşayan yok mu? düşün ki sıfır otomobilde bile sorun varken 200 bin kilometrelik bir otomobilde neler çıkabilir? Şimdi ben sıfır araçtan çok Muhatap korkuyorum. var mı yok mu? Heh. Bütün olay bu. Sıfır arabayı aldığın zaman arkadaşım bunu sıfır aldım. Bunda bu arıza var diye karşında bir muhatap var. Gerekeni söylüyorsun. Gereken şekilde yapılıyor. Türkiye'de bu her zaman da olmuyor bu arada, O atlayayım. da Hani ayrı. o da başka bir tartışma konusu yalnız. Ama ikinci eli aldığın zaman her şeyine bak. İllüzyon da olabilir. 50 kilometre sonra başına ne geleceği de belli. Hakan abi ikinci elde şöyle bir problem var son dönemde. Her şeyin fiyatı acımasızca arttı. Hep öyle. Sen bugün bir otomatik şanzıman kaç para çıkar diyorsun. Böyle 100 binli rakamlardan falan bahsediliyor ki. Hani 2 sene önce otomobil alabildiğin rakamdı bu. Öyleydi. Bizim Halit'te 20 bin liraya ne alınır diye programımız var burada arşivde. 20 bin Bu liraya 4 sene önce yani. 20 bin liraya alınacak Tabii. otomobilleri sıraladı 20 bin liraya. Ve dolayısıyla enjektör problemi çıktı, deli gibi masraf çıkıyor. İşte bir tane birisi geldi vurdu, far kırıldı, deli gibi bir rakam çıkıyor. O yüzden ha bu sıfırda da karşılaşacağım bir şeydi. Far kırıldı vesaire bilmem ne ama işte şanzımanın da motorun da vesairesinde varsa evet garantidesin, kafan rahat. O yüzden son dönemde özellikle ikinci el pazarının çok düşüyor olmasına sebeplerinden birisi bence bu. Artık uzaklaşıyor insanlar ikinci elde. Sıfır arabayı aldığında kontağı çalıştırdığın ay %50'ye düşerdi. Biz öyle bildik. Öyleydi. Bir Ama deli değildi artık ama hani bir oran vardı. bir oran vardı. Ama şimdi sıfır araba aldığın zaman hiçbir şekilde eksiye değil artıya geçebiliyorsun. Normal değiştiği için. O enflasyonla ilişkili bir durum. Bir de tabii vergilendirmedeki bizim garip natrah sistemimiz var ya. Evet. Bundan 2 yıl önce %50'de %45'te otomobil vardı.
Şu anda otomobillerin hepsi %80 ÖTV dilimi. Maşallah. Dolayısıyla bazı otomobillerin fiyatı astronomik artış gösterdi. Yani %50'den %80'e geldiği zaman zaten o fark bile, üstüne bir de KDV eklendiği için katmerli artışlar yaşandı. Alo. Ama 3 ama 4.sü geliyor Ege. Birazcık bekleteceğim ben sizi. Biraz bekleteceğim. Tamam, şey yapmayın. Opsiyonlayın. 3'ü okey. 4.'ü bekliyoruz. Filo indirimi bekliyoruz. Turuncu size hayırlı olsun canım. Siz renklerden söyleyin. Bak direkt turuncuyu istedim ben başta. Bir de şöyle bir şey var. İkinci elin şöyle bir derdi var. Renk siparişi veremiyorsun. Neyse onu alıyorsun. Ama sen çok şey istiyorsun. Ama. Çok güzel bir nokta. Tercihin kalkıyor ortadan. Çünkü ikinci el fabrikası var mı? Motoru temiz mi? Siyah. Peki razı olalım. İkinci elde bu durum var. Sen bir de boya fırını al. Rahat et. İstediğin boyaya boya yapıştır geç rengi yani. Ne olacak? Yok, onu çok iyi tanıdığı boyacılar var artık o konuda uzman. Burada bir kritik nokta daha var. 10 yıl önce, 10 yaşındaki otomobillerden bahsediyoruz. 10 yıl önce karşımızda çok fazla D segmenti ve onun konforunda otomobiller de vardı. Hayatımızda. İşte Mondeo'lar, Avensis'ler, Passat'lar. Yani çok dolu otomobiller vardı. Onlara ulaşmak artık bizim için çok daha zor. Dolayısıyla sadece buradaki örneklemede aldığımız Mercedes Egea kıyası değil. Aslında bugün aldığın paraya o dönemin D segmentlerini falan çok rahatlıkla alabiliyorsun. Şimdi evet, şey çok normal, garantisi vesairesi, ama çok ciddi bir konfor farkı da var. Orayı da atlamamak lazım. Ben söyledim bunu ama direkt gider Mercedes'i alırım hiç. Yani eşini çocuğunu aldığın yanına uzun yola gidiyorsun. Bizim evlerin biri iptal. Aslında bir... Tabii. 97 Grand Cherokee'de 2020 modeldeki Mokka'da olan özelliklerden fazlası var. Bir dakika var. Mesela bir durum var. O Mercedes'i ben aldım. Eğer sen Egea'yı iptal ediyorsan gidip arabayı kendin bulacaksın. İşte Mercedes'i kaçırdığım için Egea'yı. Faruk, bize bir Mercedes daha bulun. Ama bak, orada başka bir şey daha var. Bugünkü C segmenti bir otomobilde Egea dahildir buna. Kullanılan elektronik sistemler çok daha ileri. 10 yıl önceki Mercedes'e göre. Ona göre bile. O kadar söyleyeyim. Çünkü bugün gelinen noktada eğer Avrupa Birliği normları da işin içine dahil olduğu için belli sistemler zaten zorunlu. Olmak zorunda. Mercedes o sistemlerin bir kısmı yok. Yani eğer iş güvenlik tarafına da girecek olursa günümüzün otomobilini almayı tercih ederim açıkçası. O zaman 2'ye 2 kaldık. Biz izleyen arkadaşlara soralım. 10 yaşında bir Mercedes mi yoksa 01 Egea mı? Lütfen yorumlara yazın.